zaman zaman yağan yağış var. Bu yüzden Windsor Park Stadı'nın zemini oldukça ıslak ve kaygan. Ve şu anda karşılaşma milli takımımızın vuruşuyla başladı. McLellan tek başına atağa geliştirmeye çalışıyor. Clark ve top üstten out. Başa baş bir mücadele seyrediyoruz Kuzey İrlanda karşısında. Bu dakikalardan sonra şu köşe vuruşu da kullanılsın. Bu dakikalardan sonra atak geliştirelim diyoruz. Dörtsayız var mı diye bakıyoruz. Hayır yok. Ve kaleci Okan son derece soğukkanlı bu pozisyonda mutlak gol pozisyonuydu. Soğukkanlı bir şekilde kalemizdeki bu tehlikeyi önledi. Bir kere daha seyrediyoruz. Quinn topla buluşuyor ve kaleci Okan'ın başarılı kurtarışı. Gerçi öyle yavaş görünüyor ama futbol bu, biliyorsunuz. Öylesine yakın pozisyonlarda golün her an gelmesi işten bile değil. Savaş. Şimdi Erdal koşuyor. Erdal topu kontrol etti. Erdal bir kere daha Tanju gol pozisyonunda şut ve hayır. Metin ortasını yapıyor. Kale boş. Bekletince Kuzey İrlanda savunması yerini aldı. Erdal rakibine aktarılıyor. Vuruyor ve yandan top dışarı gidiyor. Çok güzel. Gol değil ama gene de çok güzel hareketler. İşte Kuzey İrlanda kalesinde şu gördüğünüz pozisyonla ikinci defa gole çok yaklaştık. Gönül isterdi ki gol olsun. Türkiye 0, Kuzey İrlanda 0. Puan sıralamasında Kuzey İrlanda'nın önünde duruyoruz. Kler vuruyor. Ve top yandan dışarı gidiyor. Bu Kler, seyrediyorsunuz, çok rahat bir şekilde pozisyonlara girebiliyor. İşte çok çabuk kullanıldı bizim savunmamızın daha hazırlık dönemi sırasında yapılan atıştı ama bu pozisyonları sık sık görüyoruz ve olabiliyor. Dikkatli olmak gerekiyor tabii. Top ağlara gidiyor. Quinn gole kaydeden futbolcu. ...46. dakikada Quinn'in golü ve bir kere daha seyrediyoruz. Quinn. Campbell. Sağda Clark boş. Ve Clark golü atamıyor. Ve şu anda... Seyrediyorsunuz. Danimarka varken Mikkelsen düğünü çaldı ve karşılaşmayı bitirdi. Evet sayın seyirciler, 46. dakikada Quinn'in attığı golle Kuzey İrlanda karşısında karşılaşmayı 1-0 kaybettik.